Yeni bir Çözüm Park web seminerine hoş geldiniz. Umarım herkes için faydalı bir web semineri olur. Uzun süredir Sophos'la birlikte değildik. Arayı kapatma webinarı diyebiliriz. Bugünkü konumuz MDR, Sophos'un yönetilen tehdit algılama ve müdahale hizmetleri. Ve bize bu konuyu anlatmak üzere de Sophos'tan Mustafa bizlerle birlikte. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar abi. Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Teşekkürler Nasılsın? katılımınız için. Çok sağ ol abi. Birazcık hastayım. Sen nasılsın? Evet, birazcık. Ben iyiyim, çok şükür. Yani çok iyiyim diyebilirim şimdi. Senden sonra bir level üste çıkayım. En azından öksürmüyorum. Bu dönemde zaten gerçi öksüren, aksıran ya da Evet. öksürmeyen, aksırmayan insan bulmak biraz zor malum. Çoluk çocuk da okula gittiği dönemde. Bizim kızlar bir ara çok öksürmüş de oradan biliyorum. Kötü bir şey ama umarım ben sana ara ara böyle pas verip biraz böyle yanına da su aldıysan, almadıysan da Evet. şu andan da alabiliriz. Aldım Ara ara aldım es hazırlıklı. süper. Ara ara es verebiliriz. Çok yoğun yormana gerek yok kendine diyelim. Şimdi sözü Çok sana sağ ol. bırakmadan önce ben kısa bir girişim yapayım. Arkadaşlar biliyorsunuz hani güvenlik her zaman en önemli ajandamızın başında yer alan maddelerden biri. Aslında bundan 3-4 sene önce ilk XDR anlatmaya başlarken insanlar bunlar ne anlatıyor gibi bir kavram vardı. Tabii ben ve biz buna alışkınız. Ne anlamında? 23 yıldır sektördeyim. İşte 2000'li yılların başında, o kadar yaşlandık ki ya, 2000'li yılların başında diyoruz falan böyle 40'ın üstüne çıkınca sanallaştırma anlatıyorduk. İşte o zaman da insanlar diyordu ya sunucu dediğim fiziksel olur falan filan. Onları geçirdik. Şimdi çok ayrı bir dönemdeyiz. İşte 10-12 yıl önce hatta 13 yıl önce 2010'un başlarında bulut anlatıyorduk. Bulut neymiş ya falan diyorlardı. Bugün her şey ortada. Şimdi böyle XDR, MDR konularını da anlatmaya ilk başladığımızda güvenlik sektöründe tabii sizin gibi üreticilerden biz de öğreniyoruz. Yani sonuçta teknoloji geliştiren siz dersiniz. Çok böyle havada kalıyordu. Yani insanlar acaba öyle mi böyle mi derken aynı şeye döndü şu anda. Sanallaştırmaya ben öyle diyorum. Hani sanallaştırmaya kız vermiyorlar. Çok bir endüstri standartı oldu. Çok istisnai durumların dışında hani her 100 server diyelim belki 98'i sanaldır. Belki 99'u sanaldır. Neyse. Evet. Antivirüs de artık ona döndü. Yani antivirüs bir bedavaya verilen, bundle verilen bir şeye döndü. Hani antivirüs zaten içinde var, üstüne bunu veriyoruz denilen bir konuya geldi. Ama burada tabii şey çok önemli. Hani şimdi eminim ki Mustafa da ilk defa bu teknolojileri dinleyenler olabilir aramızda. Çok da uzmanlar da olabilir. Hani kısaca böyle XDR nedir, MDR nedir de değinirsen farklarına çok da güzel olur. Ondan sonra zaten sen anlattıkça konuyu genişletiyor oluruz. Özellikle de dediğim gibi son 2-3 yılda globalde zaten olan Türkiye'de de trend haline gelen bu teknolojileri hemen hemen her üreticinin bu şekilde sunuyor, anlatıyor ve arkasında duruyor olması biz son kullanıcılar veya müşteriler için çok avantajlı diyebilirim ve sanırım hazırsın artık. Boğazını, suyunu içtin falan. Hadi Evet, son bir yudumumu alıp başlayayım. tamam son bir yudum Ya tamam. Peki ben sözü aslında Mustafa'ya bırakayım. çok pardon. Ya burada bahsettiğin gibi biraz daha MDR nedir, nereden geldi, nerelere doğru gidiyor, işte Sophos burada nerede konumlanıyor, nasıl yenilikçi çözümler getiriyor MDR servisi noktasında. Biraz daha bunlara değineceğim. Şöyle hızlıca bir giriş yapayım. Aslında hani Sophos olarak düşündüğümüzde, baktığımızda dünyada 530 binden fazla müşterisi olan MDR anlamında 14 binden fazla, yani bu yeni teknolojide 14 binden fazla müşterisi olan birçok teknoloji ve üniversitelerde kullanılan bir aslında siber güvenlik üreticisi diyebiliriz. 1984'ten bu yana siber güvenlik teknolojileri üretmeye devam ediyor. Burada biraz daha vizyona, misyona vesaire girmek istemiyorum. Orayı kısa tutacağım. Aslında konumuz olan MDR, Cyber Security as a Service kavramına değineceğim. Cyber Security as a Service kavramı nereden geldi? Neden böyle bir şey hayatımıza girdi? Biraz daha bunlara değinmek gerekirse, aslında as a Service kavramına biraz daha inmek istiyorum. As a Service kavramı, siz de biliyorsunuz, hayatımıza çokça girmiş olan işte Software as a Service kavramı var. Bunun üzerine Infrastructure as a Service kavramı var. Infrastructure as a Service dediğimizde işte bulut aklımıza geliyor. Baktığımızda as a Service kavramı, senin de dediğin gibi abi, yani önceleri çok böyle hayatımızda olan bir kavram değildi. Herkes biraz daha işte on-prem çalışma mantığında herkes kendi işini bir şekilde idare ediyordu. Bildiği bilmediği ne varsa bir şekilde çalışan alıyordu. İşte bir sistemleri idame ettiriyordu.
Ama teknoloji dallanıp budaklanmaya başlayınca artık işte bir tane sistemci varken işte sanallaştırmacı ayrı oldu, işte Active Directory'ci ayrı oldu vesaire vesaire gibi kavramlar girmeye başladı. Bunun üzerine Infrastructure as a Service dediğimizde işte data center'lar büyüdükçe büyüdü, cihazlar büyüdükçe büyüdü. Bulutla beraber burada çok ciddi kolaylıklar hayatımıza girdi. İşte scalability girdi, otomasyonlar girdi ve birçok büyük şirketin bulut vazgeçilmezi oldu. Küçükler tarafında da ciddi bir infrastructure yatırım yapacakken, yapması gerekirken bunun yerine buluttan kiralama modeliyle, subscription modeliyle ilerlemeye başladı insanlar. Bu hayatımıza o kadar adapte oldu ki, yani subscription servisleri hayatımızın her yerinde, özellikle işte bu son 3-4 senede çok ciddi bir yaygınlık kazandı. Bununla beraber baktığımızda as a service modeli sadece günlük hayatımızda değil işte kurumsal hayatımızda da hayatımıza girmeye başladı. Bununla beraber yeni yeni kavramlar çıkmaya başladı. İşte on-site'da böyle as a service olarak sistemlerin yönetimini başka partnerler aracılığıyla adam kiralayarak alma, operasyonları bunlara yaptırma, işte belli başlı büyük şirketlerde, ISP'lerde bu gibi şeyler görüyoruz. İşte as a service olarak bazı hizmetleri alıyorlar partnerden. Çalışanı hiçbir şekilde maintain etmeden işte izniyle vesaire onunla bununla uğraşmadan bilen insanı alıyor. Partnere veriyor sorumluluğu çalıştığı iş partnerine ve bu sayede bütün işlerin sağlıklı bir şekilde idame ettirilmesini sağlıyor. Cyber Security as a Service kavramı nerede ortaya çıkıyor? Cyber Security hani eskilerde senin de dediğin gibi baktığımızda ne vardı? İşte hani bedava antivirüsler vardı. Burada imza veri tabanları vardı. Bu imza veri tabanlarıyla işte zaten malware'ların hemen hemen hepsini kesiyorduk. Yani çok böyle targeted bir şey değilse bilgiye erişim bu kadar kolay değil, kolay değildi. Hani hackerların da çok çok fazla böyle değişik değişik saldırılar her gün görmüyorduk. Doğal olarak arka tarafta işte bir IT admin, security admin belli başlı kurallarla işte belli başlı protection modelleriyle birçok korumayı burada sağlayabiliyordu. Ama günümüzde konu bambaşka bir yere gitti. Bir sürü teknoloji var. Bunun arkasında çok ciddi yatırımlar var. Bilgi erişim çok kolaylaştı. Zararlılar günden güne çok fazla değişmeye başladı. İşte yapay zeka artık zararlıların da işin içine, zararlarda da işin içine girdi. Yapay zekayı biz koruma tarafında kullanırken bu modeli zararlar da işin içine girdiği için artık bir yerden sonra bu uzmanlık bambaşka bir yere gitmeye başladı. Birçok şirket de bunu maintain edememeye başladı. İnsan alıyorlar işte bu arkadaşlar mesela firewall'dan çok iyi anlıyor, e-mail'den çok iyi anlıyor ama işte endpoint tarafını çok iyi bilmiyor vesaire vesaire. Endpoint'ten gelen alarmlara kim bakacak? İşte endpoint'teki detection'ları kim inceleyecek? Bir SOC ekibin var mı? SOC ekibi yatırımı yapılmak istenmiyor. Veya SOC ekibi kurulmak isteniyor ama personel bulunamıyor biliyor vesaire vesaire gibi durumlar oluşmaya başladı. Burada Cyber Security as a Service kavramı hayatımıza girdi. Bu kavramla beraber arka tarafta Sophos dedi ki ve işte diğer büyük vendorlar, bu MDR hizmetini veren büyük vendorlar, siz işinizi yapın, siz operasyonunuzu yapın, yönetmeye bakın. Arka tarafta bir detection geldi, arka tarafta suspicious bir aktivite oldu. Bunları ben inceleyeyim, ben çözeyim, size raporlayayım. Yani Cyber Security as a Service aslında biraz daha burada hayatımıza girdi. Şimdi biraz daha Sophos tarafında bu işler nasıl ilerliyor, Sophos nedir, neden böyle bir şey çıktı, nereden geldi Sophos'un aklına böyle bir şey dediğimiz noktada aslında Sophos arka tarafta çok ciddi bir mimari yatırım yaptı. Şimdi belki işte bazılarınız firewall tarafında, bazılarınız endpoint tarafında Sophos'u biliyor olabilir. Sophos aslında tam kapsamlı bir şekilde siber güvenlik ekosistemi çözümleri olan bir üretici. Burada yaklaşık 2-2,5 sene önce kadar Sophos Central entegrasyonu ile beraber tüm çözümlerin Sophos Central'dan tek panelden yönetiminin sağlanması ile beraber arka tarafta çok ciddi bir bilgi birikimi ve threat intelligence yani siber istihbarat birikti. Bu siber istihbaratla ne yapacağız? İşte birden fazla ürünümüz var. İşte
Arka tarafta bunu bir şekilde kullanacağız. İşte IPS beslemelerinde kullanıyoruz, imza veri tabanları beslemelerinde kullanıyoruz, davranışsal analiz beslemelerinde kullanıyoruz. Ne yapacağız bundan sonrasında? Aslında hayatımıza XDR girdi. XDR'ın biraz daha böyle öncelerini anlatmak gerekirse, XDR nedir? Hani birçok müşteriye gidiyoruz, işte XDR'ın ne olduğunu duymuş oluyorlar ama hani sizin de başınıza gelmiştir. XDR'ın ne olduğunu duymuş oluyorlar ama detayı yok, nereden geldiği biraz daha yok. Şöyle girmek gerekirse, Sophos zaten baktığınızda ilk antivirüs vendor'ı, yani ilk antivirüs üreticisi dünyadaki. Çok pardon. Burada antivirüsler hani sizin de bildiğiniz gibi imza veri tabanı ile çıkıyorlar zaten, bilinen işte saldırıları vesaireyi engelliyorlar. Ama zaman geçtikçe bir yerden sonra ihtiyaçlar değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü zararlar çok hızlı bir şekilde değişmeye başlıyorlar. Bilgiye erişim kolaylaşıyor. Birçok zararlı yazılım araçları çok hızlı bir şekilde bu imzaları değiştirebiliyor. Saniyenin altında, anında istediğinizi değiştirebiliyorsunuz. Günün sonunda imza veri tabanlarının geçerliliği ortadan kalkmaya başladı. Ve yani 80'lerden bu yana sürekli yeni yeni malware'lar çıkıyor. İşletim sistemleri yenilendikçe eski imza veri tabanları, eski imzalar biraz daha geriye doğru atılıyor veya işte kaldırılıyor veri tabanından, ama bir yerden sonra sistem hantallaşıyor ve yenilikçi zararlara karşı koruma yeteneğini yitiriyor. Burada ne oldu? Aynı işte firewall tarafında firewall'dan next gen firewall'a geçiş gibi, burada da next gen endpoint protection'a biraz daha üreticiler geçmeye çalıştı. İşte antivirüs dediğimiz yazılımın adı biraz daha endpoint protection, next generation endpoint protection vesaire gibi adlandırılmaya başladı. Bununla beraber biraz daha hayatımıza aslında davranışsal analiz girdi. Davranışsal analiz motoru. Bu bize ne sağladı? İmza veri tabanında imzası olmasa bile, imzası değişmiş olsa bile, bilinen bir davranış sergiliyorsa ben bunu yine zararlı kategorisine alıp engelleyebiliyorum. Sophos geçtiğimiz sene içerisinde imza veri tabanını tamamen kaldırıp tamamen davranışsal analize geçti. Uzun zamandır zaten davranışsal analiz motorumuz çalışıyordu endpoint tarafında. İmza veri tabanının artık geçerli olmadığını düşünüp endpoint'te biz İmza veri tabanımızı kaldırdık. Tamamen davranışsal analizle işlerimizi götürmeye başladık. Zaten arkasında yapay zeka vesaire olduğu için imza veri tabanı ile yakalayabileceğin her şeyi ve daha fazlasını davranışsal analiz motoruyla çok daha rahat bir şekilde karşılayabiliyorsun. Bunun üzerine peki buradan işte detection'lar geliyor, alarmlar geliyor. Hani antivirüsleri biliyorsunuz. İşte desktop'ta bir tane zararlı buldum. İşte bunu kaldırdım, kaldıramadım. Bunun tipi şudur gibi şeyler söyler. Bunun üzerine işte bir SOC ekibiniz var. Bu SOC ekibinin ne yapması lazım? Bunun nereden geldiğini bulması lazım. İşte e-mail'den mi geldi? E-mail'den geldiyse e-mail gateway'e bakacak. İşte diğer cihazlara download edilmiş mi? Başka kimlere e-mail atılmış? Bunların görülmesi lazım. Çalıştırılmış mı? Bunların bakılması lazım. Arka tarafta bu cihazın izole edilip buradaki malware'ın çekilip bu malware'ın işte davranışlarını analiz edip, mesela C'nin altında işte Mustafa diye bir klasör açıyor. Tamamen atıyorum Windows'un altında. Mustafa'nın altında bir şeyler download ediyor ve bunları işte servis olarak eklemeye çalışıyor diyelim. Registry'yi vesaire. Burada işte bu dosyalar başka cihazlarda var mı? Başka client'larımda var mı? Bunu görmem lazım. Yönetemediğim bazı cihazlar olabilir. Bu cihazlar yine aynı CNC sunucusuna communication isteğinde bulunuyor mu? Bunu görmem gerekiyor. SOC ekibi şimdi baktığınızda burada veya bunu inceleyen, aslında çok da SOC ekibine sahip olmayan bir şirketin IT admini, security admini ne yapacak? Birçok tuğla ayrı ayrı bağlanacak. Buralardan datalar çekmeye başlayacak. İşi iyice uzayacak, iyice uzayacak. Herhangi bir entegrasyon olmayacak. Burada hayatımıza ne girdi? Aslında EDR girdi. EDR teknolojisiyle beraber SOC'nin client tarafında biraz daha bu sorgulama, davranışları görme, IOC dediğimiz bu compromise olduğuna dair bulguları gösterme, bu bulguları bulma ve bunu diğer endpointler üzerinde sorgulayıp bunlarda da var mı dediğimiz kavramla, bu teknolojiyle beraber hayatımıza girdi. Sophos da EDR çıkardı diğer üreticiler gibi. Ama Central'la beraber EDR'ın aslında bir üstü olan XDR'a geçişe karar verildi.
EDR'da ne dedik? Client tarafında bir değişiklik, client tarafında bir response alabiliyoruz. Yani client'ta incelemeler yapabiliyoruz. Client'ta sorgular çalıştırabiliyoruz uç noktada. XDR'la beraber ne hayatımıza girdi? Birden fazla ürün üzerinde yine çapraz sorgular çalıştırabilme girdi. Bu dediğim senaryo nereye geliyor? Mesela işte Sophos'ta bizim threat grafiklerinden bir rapor. Büyük bir SOC ekibi olan veya deneyimli bir SOC ekibi olan arkadaşlar burada root cause analiz yapabilir. İşte Masum'u görüyor musunuz bilmiyorum ama işte bunun Outlook'tan geldiğini, dosyanın Çok isminin küçük bu abi. olduğunu. Sağ klik yapıp pointer'a geçersen PowerPoint'ten çok güzel olur. Lazer Heh, pointer mı? aynen Ha, abi. Çok. süper. Tamam. Evet. Yani ben daha önce de görüyordum da ben de ekran geniş olduğu için laptop'tan Olabilir, olabilir. bakanlar zor görür abi. Teşekkür ederim. Güzel. Burada mesela baktığınızda thread grafiğine, işte bunun e-mail'den geldiğini, Outlook'tan açıldığını, işte masa üstüne ilgili dosyanın indirildiğini, bunu Word'le açıldığını, bunun arkada işte MSHDA ile bir şeyler çalıştırdığını, makro aracılığıyla arkada PowerShell'de bunun farklı farklı komutlar çalıştırıldığını, bunların hepsinin detayına tek tek tıklayıp görebilirim. IOC'lerimi oluşturup diğer endpointlerimde, diğer cihazlarımda sorgular çalıştırabilirim. Bu başka kimleri etkilemiş diye. Veya o kadar detaylı bilmeyen, daha böyle işte kısa bir şekilde ben onu çok anlamadım dediğiniz noktada kısa bir şekilde direct path'i de gösterebiliyoruz. Bu sayede daha nasıl diyeyim? Baktığınızda Sophos'un mottosu burada ana başlığı biraz daha security made simple. Her şeyi ne kadar basit tutarsak insanlar o kadar daha kolay yönetebilir, o kadar daha az hata yapar. O yüzden burada biz de XDR tarafında bu şekilde Threat Graph'te işte Direct Path dediğimiz bir şey de çıkardık. Yani bir öncesine baktığınızda işte çok daha karmaşık bir grafik görürken ya daha böyle işte bu nereden geldi, nereye gitti, neler çalıştırdı dediğimiz noktada daha spesifik, direct bir şey görebiliyoruz. Şimdi XDR hayatımıza burada ne kattı EDR'ın üzerine? Farklı farklı ürünlerde bu detection'ları sorgulayıp, buralarda sorgular çalıştırıp burada belli başlı incelemeler yapabilmemizi sağladı. Response alabilmemizi sağladı. EDR'dan sonra XDR'la beraber endpoint'in yanında network security. Bu Sophos anlamında tabii ki. Sophos firewall'unuz var. Sophos firewall'unuz üzerinden işte geçen trafiği yönetemediğiniz taraftan giden CNC sunucusuna bağlantıları görebilirsiniz. Aynı arayüzden yani gidip işte firewall'un arayüzüne bakmanıza gerek yok. E-mail security, e-mail ile işte başka kimlere geldi bu e-mail, işte kimler açtı, kimler açmadı, kimler compromise oldu. Yine bunları e-mail security'ye aynı arayüz üzerinden girebilirsiniz. Bunları görebilirsiniz. Farklı farklı bakmanıza gerek yok. Yine cloud tarafında da aynı şekilde. Bunları eğer siz yapıyorsanız, siz bu sorguları çalıştırıyorsanız, siz bu incelemeyi yapıyorsanız bunun adına XDR diyoruz. Eğer bunun yönetimini bir servis olarak, hizmet olarak almak istiyorsanız bunun adına da MDR diyoruz. Aslında burada yine karıştırılan çok büyük bir nokta var. MDR hep bir ürün olarak düşünülüyor. Aslında MDR bir ürün değil, bir SOC hizmeti olarak düşünülebilir. Kapsamlı bir SOC hizmeti olarak düşünülebilir. Tabii yani MDR hizmetini veren vendor'dan vendor'a buradaki kapsam değişebilir. Biraz daha MDR'a odaklanmak istiyorum. XDR üzerinde bayağı bir konuştuk. XDR'da geçmişiydi. Burada MDR nedir? Aslında 7/24 verilen bir SOC hizmetidir. Hizmettir. Arka tarafta işte bütün üreticilerde, veren bütün üreticilerde hani böyle yani şeyden şeyi dışarıda bırakıyorum. Arka tarafta işte bir CM üzerinde statik rule'larla detection oluşturanları dışarıda bırakıyorum. Arka tarafta büyük vendor'larda hep bir işte yapay zeka çalışır. Burada Sophos'un farkı ne? Burada Sophos ağırlıklı olarak ön tarafta insanları tutuyor. Arka tarafta bir yapay zeka motorunun üzerine arka taraf önde insanları tutuyor. Neden? Bir insan deneyimine ihtiyaç var SOC'de. Zaten teknolojiyle biz işte XDR'la, EDR'la, endpoint'le, e-mail security ile, network firewall'larıyla, bunlar üzerindeki koruma modülleriyle
biz ne yapıyoruz? Yani teknolojiyi sonuna kadar kullanıyoruz zaten. İşte bunların üzerine Zero Day Protection'ları açıyoruz, Threat Intelligence'ları açıyoruz. Bunun ötesinde yapmamız gereken bir şey var. Teknolojiyi sonuna kadar kullandıktan sonra bunun ötesinde yine bir teknoloji kullanarak istediğimiz sonucu maalesef alamıyoruz. Yetersiz kalıyor. Bu yüzden bir insan gözü, bir insan deneyimi, yani yapay zeka değil bir organik zekaya ihtiyacımız oluyor aslında. Ben biraz daha böyle değerlendiriyorum konuyu. Çok pardon. Burada yine Sophos'un farklarına biraz daha değineyim. Sadece burada arkada oluşan detection'ları değil, biz zararlı olabilecek aktiviteleri, şüpheli aktiviteleri de yine aynı şekilde inceleme başlatıp inceliyoruz. Bunun yanında hani birçok SOC hizmetini duyarsanız, yani SOC hizmeti olarak alınan hizmetleri duyduğunuzda nedir? İşte siz logları gönderirsiniz syslog olarak. Arka tarafta işte zaten onların bir CM'i vardır. CM'de rule setler çalışır. Bu rule setler neticesinde size notification düşer. Ama gecenin üçünde beşinde düştü. Buna bakan yok, bakacak personel yok, alınacak aksiyonu bilen yok. Aksiyon alabilecek yetkinlikte kişi yok. Ne yapmamız lazım? Yani birinin buna cevap vermesi lazım. Birinin response vermesi lazım. Burada Sophos MDR aslında devreye giriyor. Buradaki biz response'u da veriyoruz. Sadece notification göndermiyoruz. Yani full scale incident response'u veriyoruz. Zaten endpoint'imizle beraber, daha detaylarına gireceğim ama endpoint'imizle beraber bir protection sağlıyoruz. Bunun üzerine işte XDR sensörü arkada, MDR'ın arkasında çalışan XDR sensörüyle zararlı aktiviteleri, şüpheli aktiviteleri burada yakalıyoruz. Bunun üzerine inceleme başlatabiliyoruz, davranışsal analizler yapabiliyoruz. Bunun ötesinde herhangi bir lisansa tabi olmadan response veriyoruz mevcut lisansın içerisinde. Ekstra bir lisansa vesaire ona buna tabi değil, ekstra bir kalem değil. Bu sayede zaten birçok müşterimiz, MDR müşterimiz Sophos MDR ile beraber ekstra bir ücret ödemeden tamamen sistemlerini Sophos'a bırakarak tam güvenliğini alabiliyor. İşte mevcutta SOC'si olan veya SOC kurmak isteyen, ben bunu kendi bünyemde yapayım diyen arkadaşlar için biraz daha Sophos'un oluşturduğu bir grafik. Ben de burada hani kurumsalda çok fazla gördüm. Yani özellikle internal SOC'ler bir iki notification'a takılıp bunlar işte acildir, bunlara üst yönetimden bunlara acil bunları incelememiz lazım. Hani kendim de şahit olduğum mesela olaylardan, Outlook'tan Exchange'den girilmiş zamanında aylar önce bunun nedir detayı, neler olmuş, neler yapmış bunları incelenen de bunlar bazen 2 gün sürüyor. Şimdi baktığınızda bu 2 günlük süreçte olanlara kim bakıyor? Aslında kimse bakamıyor. Onlar da öteleniyor. Burada Sophos'un çıkardığı genel ortalamalarda en hızlı incident response ekibi investigation yani inceleme ile sonrasında remediation ile işte ilgili application mesela bloklanması, ilgili imzanın kapatılması, imzanın oluşturulması vesaire gibi konuları da içine alarak en azısı işte 3,7 saat, ortalamada 16 saat gibi rakamlar var. Sophos MDR burada nerede? Biz detection'da 1 dakika, investigation'da 25 dakika ortalama, yani bunun biraz altı biraz üstü de tabii ki rakamlarımız olabiliyor. Remediation'da da 12 dakika harcayarak toplamda 38 dakikada sizin buradaki case'lerinizi kapatıyoruz. Şüpheli aktivite var. Detection'ımızı aldık. İncelememizi yapıyoruz 25 dakika. Ne olmuş işte hangi sistemlere doğru gitmeye çalışıyor mesela lateral'da yatayda ilerlemeye çalışan bir zararlı olduğunu düşünelim. Nerelere gitmeye çalışıyor bunları çıkarıyoruz. Arka tarafta bunlar herhangi sistemlere erişebilmiş mi? Bunların tamamen incelemesini yaptıktan sonra remediation'la beraber bunun engellenmesi işte nereden geliyorsa oranın engellenmesi vesaire vesaire gibi konuların ilgili zararlının kaldırılması bu gibi konuları da 12 dakikada yapıyor. Toplamda 38 dakika ortalama 38-40 dakikada işimizi bitiriyoruz ve kapatıyoruz o case'imizi. Aslında bunlar çok çok ciddi rakamlar. Şimdi Sophos'ta geçtiğimiz ayda lansmanını yaptığımız aslında MDR 2.0 olarak adlandırabiliriz. Yeni bir teknolojiyle sunuma devam etmek istiyorum.
Sophos bundan önce, hani az önce de anlattım, mesela işte e-mail'den geldi. E-mail entegrasyonumuz var XDR'le beraber. Eğer bunu siz yaparsanız XDR, Sophos yaparsa MDR dedik. İşte e-mailin incelemesi yapılıyor. E-mail'den kimlere download edildi? Bunlar görülüyor. İşte Sophos Firewall'umuz var. Sophos Firewall üzerinden inceleme yapılıyor. Yine aynı sorgulama ekranında buralardan sorgular çekilebiliyor dedik. Sophos geçtiğimiz aya kadar aslında native taraftaydı. Yani native MDR sağlayıcısıydı. Kendi ürünleriyle entegreydi. Kendi ürün ailesi içerisinde entegrasyonu sağlayıp bu ürünlerle çapraz sorgular çalıştırabiliyordu. Bu sayede incelemeler yapabiliyordu. Mesela işte Palo Alto Firewall'unuz var. Bizim MDR hizmetimizi kullanıyorsunuz. Palo Alto Firewall üzerinden işte geçmişte IPS bloklarına, IPS uyarılarına, suspicious aktivitelere veya işte geçmiş sonradan WildFire burada sandbox demiş ki bu zararlıdır. Bunların incelemesini herhangi bir şekilde yapamıyorduk. Yani bizim MDR hizmetini vermiş olduğumuz client'a gelmiş olması gerekiyordu. Geçtiğimiz ayla beraber Sophos entegrasyonları hayatımıza getirdi MDR'da. Bu entegrasyonlar bizde neyin yolunu açtı? Firewall'unuz Palo Alto. E-mail'de Proofpoint kullanıyorsunuz. İşte Network Security tarafında Dark Trace çözümü aldınız. Türkiye'de çok yaygın değil ama. Burada Sophos MDR entegrasyonu ile beraber buralardan gelen loglara da bakıp, alarm loglarına da bakıp, az önce verdiğim örnek gibi WildFire işte bir şey download edildi. WildFire sonrasında dedi ki burada bir zararlı var. Bunun incelemesini de Sophos MDR yapıyor. MDR hizmetiyle beraber yaptırıyorsunuz. Ekstra değinmek istediğim, şimdi endpoint burada biraz kafa karıştırabilir. Bu MDR hizmetinin içinde zaten XDR konuşuyorduk. İşte kendimiz yaparsak XDR'dı. Geçtiğimiz ay lansmanı yapılan entegrasyonlarla beraber şunun önü açıldı. Sophos MDR'ı tamamen bir hizmet olarak alabiliyorsunuz. Yani arka tarafta sizin mesela rakiplerimizden SentinelOne var. Çalışıyorsunuz. 2 senede lisansınız var. Ama ben Sophos'tan MDR hizmeti almak istiyorum dediniz. Biz burada bazı üreticilerle uyumlu, bazı üreticilerle entegre bir şekilde çalışıyoruz. Buradaki alarmları görüyoruz. Prevention onlara bırakıyoruz. Suspicious aktivite ve zararlı detection'ı da biz de yapıp bunun üzerine bizim MDR ekibimiz burada incelemesini sağlayıp ilgili bir aksiyon alınması gerekiyorsa aksiyonu alıyor. Şimdi burada daha önce bahsetmediğim ne var? NDR. NDR'da yine geçtiğimiz ayda lansmanı yapılan bir MDR entegrasyonu olarak hayatımıza girdi. Tam olarak birebir ürün olarak çıkmadı. Biraz daha MDR'ı beslemesi için bir beta sonrası işte production öncesi sürüm gibi düşünebiliriz. Burada birebir ürün değil, sadece bir ürün değil, MDR entegrasyonu ile hayatımıza girdi. Bu ne demek? Mesela arkada böyle IoT cihazlarınızın olduğu, bunların yönetimi yaptığınız veya OT cihazlarınızın olduğu, yani daha yönetemediğiniz herhangi bir şekilde Endpoint Protection, işte XDR ajanı, MDR ajanı, bunları kuramadığınız noktada bunları bir şekilde bir zararlı dolanıyor mu? Ne oluyor, ne bitiyor, bunları görmek istiyorsunuz. Burada hayatımıza biraz daha aslında yönetemediğimiz taraftaki bu trafiği görebilmemiz için NDR hayatımıza giriyor. Sophos'ta MDR hizmetinin yanında NDR entegrasyonunu açtı. Bu gibi durumlar için sanalda NDR konumlandırıp arkada yönetemediğimiz OT trafiği olabilir. Bunların spanlerini buraya göndererek buradaki şüpheli, zararlı aktiviteleri Sophos MDR aracılığıyla inceletebiliyoruz. Sophos'un biraz daha rakiplerinden farkından bahsedeyim. Zaten bayağı bir konuştum. Çok da yormak istemiyorum sizi. Sophos MDR tarafında bakış açısıyla daha öncesinde biraz daha single vendor MDR'dı. Hani bahsettiğim işte native MDR'dı. Neydi işte? Burada belli başlı rakiplerimiz vardı. Bu rakiplerimizle beraber ilerliyorduk. Kendi çözümlerimiz içerisinde destek veriyorduk. Diğer çözümlerimizin birçoğundan farkımız neydi burada? Aslında Sophos'un hem XDR'ıyla hem de
diğer ürün aileleriyle entegrasyonun açık olması, kendi ürün ailesi içerisinde aslında birden fazla siber güvenlik çözümüne sahip olup tam bir ekosistem kurmuş olmasıydı. Bir de diğer tarafta OpenMDR dediğimiz çözümler var. OpenMDR'da kendi siber güvenlik ekosisteminde herhangi bir çözüm olmayıp sadece SOC hizmeti veren MDR üreticileri, MDR hizmeti provider'ları, sağlayıcıları. Sophos geçtiğimiz ayda entegrasyonların yolunu açmasıyla beraber aslında iki dünyaya da adım atmış oldu. Hem kendi çözümleriyle tam entegre bir şekilde ilerleyebiliyor, hem de sektör lideri diğer üreticilerin çözümleriyle beraber buradaki detection'ları, zararlıları, şüpheli aktiviteleri toplayıp bunların üzerinde inceleme başlatabiliyor. Bu bizi diğer rakiplerimizden çok daha farklı bir yere koydu diyebiliriz. Biraz daha hani Sophos başarılarından bahsetmek gerekirse MDR özelinde zaten en çok oyu alarak en yüksek oyu alan MDR üreticisiyiz. İşte Gartner'da, Midmark'te işte en sağ en üstteyiz. En yakında bizim Arctic Wolf var ama Arctic Wolf Amerika pazarında olan, sadece Amerika pazarında olan SOC hizmeti veren bir üretici. Overall'da yine hani en sağ en üstteyiz. XDR'da yine Midmark'ta en sağ en üstteyiz diyebiliriz. Burada şuna da değinmek istiyorum bu sunumun üzerinde. Şimdi baktığımızda hani herkes işte MDR hizmeti veriyoruz, biz tamam veriyoruz. İşte yerli de SOC hizmeti alabilirsiniz. İşte ne farkımız var? Response veriyoruz, entegrasyonlarımız var. Tamam da yani bunun üzerine benim sistemlerimde herhangi bir şey olmayacak. Bana bunun garantisini veriyor musunuz? Denilen noktada. Evet, bunun üzerine size bir garanti veriyoruz. Siber güvenlik ekosisteminde sigortalıyoruz. Oldu, bizden MDR hizmeti alırken, yani şu ana kadar hiç olmadı ama bu sebeple tamamen müşterilerimize bir güven verebilmek için böyle bir sigorta ortaya koyduk biz de. MDR aldınız. Arka tarafta veri kaybı yaşandı, veri geri getirilemiyor. Burada Sophos 1 milyon dolara kadar geri ödeme yapmayı kabul ediyor. Bunu da bilgi olarak vereyim. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Öncelikle son Ben kapanışı teşekkür yüksek ederim. yaptın. 1 milyon dolar dedin. Herkes bir uyandı. Böyle MDR, XDR bir şeyler aldı. Ne dedi? 1 milyon dolar mı dedi? Abi şimdi nakit mi veriyor, çek mi veriyor, taksit mi veriyor diyeyim. Böyle sor. Bu arada Umut selamlar. Umut da aramızda arkadaşlar. Umut eklemek Hoş istediğin bir şey geldin var Umut. mı? Soru cevap alabiliriz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bir eklemek istediğim bir şey yok. Herkes Mustafa çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Bu kadar. Okey, sesin derinden geliyordu. Her şey çok güzel dedin herhalde, doğru mu? Evet, doğrudur hocam. Okey, ben şimdi soruları alabiliriz arkadaşlar Q&A bölümünden. Şimdi ilk sorumuz, MDR'ın Türkçe desteği var mı? Gerçekten diğer üreticilerden biliyoruz ama hani bu tarafta Evet. MDR desteğiyle alakalı bir sorumuz var. Yani ben soruyu genişleteyim, kısa bir soru ama aslında dedim ya, diğer MDR'larda olan bir şey. Bu gerçi lokal partnerlere yarıyor ama özetle alo dediğimde karşımdaki hay mı diyecek, alo mu diyecek sorusu bu. Evet, ya bizim MDR personelimiz genellikle İngiltere'de buradan destek veriyorlar. Bu yüzden MDR hizmetimiz de İngilizce. Genelde bizim partner yönlendirmelerimiz şu şekilde oluyor. Eğer partner tarafında işte İngilizceye hakim bu süreci yönetebilecek birileri varsa bunu partner aracılığıyla verebiliyoruz. Yani müşteri zaten ilgili bir alınması gereken response varsa bizim MDR ekibimiz alıyor. Yani burada sistemlerimiz güvende. Bunun üzerine işte RCA çıktı, root cause analiz yapıldı, şu şöyle oldu. Siz bu case'in üzerine işte ya burada ne yazmış? Hani Google Translate'ten de çok bir şey anlamadım. Veya ya şunu da soralım dediğiniz noktada partner aracılığıyla yine bunu yapabiliyorsunuz. Yani partner burada sizin için bir aracı da olabiliyor. Genelde İngilizceye takılanlarda biraz daha yönlendirmemiz hani partner aracılığıyla bu hizmeti verebiliyoruz. Okey, tamam. Ya bu arada bu genel bir durum arkadaşlar. Yani Tabii ki. dediğim gibi XDR, MDR, özellikle MDR özelinde söyleyeyim. Hani
çok fazla tecrübemiz de olduğu için burada biraz partner ekosistemi ilerliyor. Bu da bizim lokal partnerler için iyi. Zaten genel olarak piyasaya bakarsınız, gerek Türkiye'de gerek globalde. Globalde tabii İngilizce'den dolayı çok ihtiyaç yok ama Türkiye'de rakip analizi de yaptığınızda, Sophos özelinde değil diğer rakiplere de baktığınızda şu oluyor, güçlü bir partner seçip onunla müşteriye gidiyor. Çünkü MDR hizmetini de veren bir partnerin olması aslında baktığınız ürünle beraber entegre böyle çok daha iyi bir işbirlikleri çıkıyor. Ama hani konu tabii ki dil bariyerine takıldığı noktada ona da ne yazık ki hiçbir üretici Türkiye özelinde çünkü globalin dışında ya da bazı Çin ve benzeri bölgelerin dışında çok fazla bu yönde bir talep yok. Çünkü bir dil bariyeri yok. O yüzden böyle bir hizmeti bulamazsınız evet. diyebiliriz. Evet, evet. Başka sorunuz varsa onları alabiliriz arkadaşlar. Yine teknik sorularınızı bekliyoruz. Şu anda hani MDR ile alakalı bir sorunuz varsa onu alabiliriz. Evet, bu tür durumda ben şey diyorum. Yani çok iyi anlattık. Katılımcılarımız da çok çok iyi anladı. İnşallah. Peki tamam. Teşekkür ediyorum. Katılan herkese çok teşekkürler. Kapanış için ben son sözleri Mustafa ile Umut'a bırakayım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yani bu tarafta herhangi bir düşünceniz, herhangi bir sorunuz varsa zaten bana, Umut'a, Sophos Türkiye ekibine tamamıyla açık gönüllülükle sorabilirsiniz. Bizleri hani LinkedIn'den vesaire de sorabilirsiniz. E-mail adreslerimize yine e-mail gönderebilirsiniz. Zaten işte partner ağımızda elbet sizlere dokunan partnerlerimiz vardır. Onlar aracılığıyla bize gelebilirsiniz. Yani biz tamamen iletişime açığız bu konuda. Diğer çözümlerimiz hakkında da. Entegrasyonlarda olsun, diğer tarafında olsun kendisi yapmak isteyenler olabiliyor. Burada yine destek vermeye tamamen açığız. Bu şekilde sorun, hocam. Teşekkür tamam. ederim. Bir tane sorumuz var. Onu alalım. Eren Bey'in sorusu. MDR hizmetini almak için yeni bir cihaz almamız gerekir mi? Yoksa mevcut cihazlarla devam edebilir miyiz? Herhangi bir cihaz almamıza gerek yok. Bu bir hizmet dediğim gibi. Mevcutta bir Sophos XDR kullanıcısıysanız bunun üzerine bir servis olarak alınabilir. Veya değilseniz işte endpointiniz bitiyorsa endpointi de değiştirmek istiyorsanız XDR ile beraber MDR hizmeti verebiliyoruz. Endpointiniz bitmiyorsa da eğer listede görünen endpointlerden birine sahipseniz, bu çözümlerden birine sahipseniz ve değiştirmek istemiyorsanız bunun üzerine yine MDR hizmeti küçük bir ajanla verebiliyoruz. Okey. Tamamdır. Çok teşekkürler. Umut ekleyeceğim bir şey var mı? Abi hayır. Çok mükemmel bir sunumdu. Hem Mustafa hem size moderatörlük ve sunum konuda çok teşekkür ederim. Buradayız. Çok teşekkürler. Dinlediğiniz, geldiğiniz, katıldığınız için. Bu şekilde sunumlar devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.